Kadıköy'de Kafkas Kulüp diye bir yer vardı. Orada Ruhi Su'yla beraber çalışırdık. Kadroya bakar mısınız? Bülent Ersoy, Erol Evgin ve Ruhi Su. Ruhi abi nereden karışmıştı aramıza? Belki de ekonomik sıkıntılardan olsa gerek. O da muhteşem sesiyle ve sazıyla Nazım'ın şiirlerini türkülerin arasına serpiştirirdi. Şimdilerde Volkan Konak yapıyor bunu. Çok da seviyorum ben Volkan'ı. Çok hoşuma gidiyor onun türküleri. Nazım'ın dizelerini serpiştiriyor türkülerin arasına. Dortnala gelip uzak Asya'dan. Aktan öze bir kısrak başı gibi uzanan ha bu memleket bizimde diyor. Ne güzel bir şey değil mi? Şive ne güzel değil mi? Şive ne güzel şey. Ne büyük bir zenginlik bir ülke için şive. Temel doktora gitmiş. Ateşler içinde yanıyor. Doktor rektal yoldan derece koymuş. 40 derece ateşin var deyince Temel, uy hem de gölge dedi. Doktor fitil vermiş. Bu fitilleri kullan, 2 gün sonra kontrole gel demiş. Temel 2 gün sonra ateşler içinde kontrole gidiyor. Doktor bey diyor, ha verdiğin haplar bir işe yaramadı. Diyor. Ne? Yoksa sen onları yuttun mu diyor. Ne yutucudum onları diyor. Kıçıma mı sokacaktım diyor. İki yaşlı Karadenizli oturmuşlar böyle. Çok ileri yaşlılar. Oturmuşlar sohbet ediyorlar. Sohbet laf dönmüş dolaşmış oraya gelmiş. Sevdalık işleri nasıl gidiyor demiş. Oy çok iyi demiş. Ulan çivi çakay mısın demiş. Oy hem de nasıl demiş. Ha bu işin sırrı nedir? Sustunuz. Sırrını vereceğim çünkü. Mısır ekmeği daha demiş. Oy bizimki hemen fırına koşuyor. Uşağım diyor bana oradan 15 tane mısır ekmeği ver. Emice ne yapacaksın onları taş gibi olur diyor. Oy benden başka herkes bileymiş diyor. Benim anne memleketim Rize. Karadenizli var mı içinizde? Oo çok güzel. Evet. Karadenizliler kendileriyle ilgili şakalara gülüp geçebilen, hoşgörülü, çelebi, mert ve güzel insanlardır. Evet. Temel'le Dursun son fırtabı. Temel'le Dursun New York'talar. Son gün artık dolaşmışlar, gezmişler, dönecekler hani bir şeyler yiyelim, karınları acık. Bir şey yiyelim sonra uçağa gideceğiz filan. Fakat pizza $5, hamburger $4, hot dog var $1. Ola demiş, ha bu hot dog nedir? Sıcak it dur da demiş. Oy ben yemem ondan demiş. Dönüyorlar dolaşıyorlar, daha ucuz bir şey yok. Pizza $5, hamburger $4, hot dog $1. Valla demiş alalım birer tane de açlığımızı bastıralım. Almışlar birer tane. Bizimki şöyle bir aralanmış, kapatmış. Sağ neresi geldi? Elimiz var mı? Gördünüz mü bana? Çok güzeldir. Muhteşemdir. Doğası muhteşemdir. Geniş yaylalarında hayvanlar yayılır. Çoban bir akşam toplamış hayvanları. Ahıra dönerken ayağı bir yardan aşağı kaymış. Zor tutunmuş bir çalıya. Kendini yukarı çekemiyor. Aşağısı uçurum. Başlamış bağırmaya. Kismen yok mu? Kismen yok mu? Bulutların arasından bir ışık süzülmüş ve ilahi bir ses. Evladım sen iyi bir kulsun. Kendini huzur içinde aşağı bırakabilirsin. Bizimki bir aşağı bakmış, bir yukarı bakmış. Başka kismen yok mu? Şimdi bu bir şakaydı. Bu bir şakaydı ama Doğu'nun gerçek hikayeleri şaka kadar komiktir. Ben 2 kez Türkiye turnesi yaptım. Türkiye'nin her ilinde şarkı söyledim. Çok güzel anılarım var 80'li yıllarda. Doğu illerinden birinde bir işkembeci dükkanı gördüm. Girdim hemen. O zaman da daha kolesterol nedir bilmiyoruz. Osman Müftüoğlu girmemiş hayatımıza. Yiyoruz, içiyoruz, mutluyuz. Bana dedim yarın baş getir ama göz koyma dedim. Biliyorsunuz yarın başa bir tane göz koyarlar.
Ya şimdi hayvan sana bakar, sen hayvana bakarsın, yemezsin yani. Suçluluk duygusundan yemezsin. Yarın baş getir ama göz koyma deyince doğulu garson içeri seslendi. Usta, yarın baş kes, kör olsun. Şimdi Erzurum'a gittik. Erzurum'da soğuk, karlı bir kış günü faytoncu Turan müşteri bekliyor. Atlar bakımsızlıktan, yemsizlikten bir deri bir kemik. Turan müşteri bekliyor. Bir karı koca geldi, 150'şer kilo. Adam dedi ki yeğenim leblebici yokuşuna çek. O da öyle bir yokuş ki. Turan atlara baktı, müşteriye baktı. Atlara baktı, müşteriye baktı. Abi arkadan dolanın binin de hayvanlar sizi görmesin. Diyarbakır Deneme Tiyatrosu'nda Hamlet oynuyorlar. Genç çocuklar, arkadaşlar Hamlet oynuyorlar. Davet ettiler bizi, gittik. Hamlet'in trajedisini biliyorsunuz. Amcası babasını öldürür, annesiyle evlenir falan. Şimdi Diyarbakır Deneme Tiyatrosu'nda Hamlet'in babasının ruhunun tiradı. Oğlum Hamlet, ben babayın ruhuyum. Beni emeğin vurdu. Anayı da düzen o. Hücumu alasın, elektronumu yerde komersen. Lan oğlum öyle olmak, olmamak böyle şey var. Çekersen 14'lüyü takır takır ayaklarına sayarsan. Bak ne biçim oluyor diyor. Babamın bir tekerlemesi vardı. Karın güzelse ne işin var düğün evinde? Düğün senin evinde. Gir oyna, çık oyna derdi. Karın çirkinse ne işin var ölü evinde? Ölü senin evinde. Gir ağla, çık ağla derdi. Şive, şive ne güzel bir zenginlik değil mi ülkemiz için? Ne çok şivemiz, ağzımız, lehçemiz var. Benim Kıbrıslı doktor bir arkadaşım var. Madedi Kıbrıs'ta vardı, danlık bir otelcik. Atladık bir tayyareciye, gittik yaptık güzel bir tatilcik falan. Böyle konuşurken arkadaşlar demişler ki oğlum artık doktor çıktın. Böyle cık cuk bunları bırak. Doğru konuş deyince. Bir gün geç gelmiş üniversiteye. Neredeydin hayrola demişler. Ağabeyimin bademlerini aldırdık demiş. Antalya'da oteller var biliyorsunuz işte 5 yıldızlı oteller. Sahilde de su sporları falan. Doğudan göç etmiş kasketli mintanlı bir amcayı da öyle tatilinde o su sporlarının işte aletlerin başına oturtmuşlar. 2 tane tangalı kız gelmiş böyle kızlar çok heyecanlı. Jet skici nerede jet skici? Yine yani bizimkiler avuhala yemeğe gitti diyor. Ay çok acele lazım da jet skici jet skici deyince ha, bizimki yardım etmek gayesiyle. Hani ele çok acilse yavaş yavaş biz de yaparız diyor.